Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen arkadaşlarım adına da tüm pozitif enerjimi yolladım arkadaşlar. Ee, hepimizin sıkıntısı birbirinden bambaşka ama siz uyanları alın, uymayanları evrene gönderin diyorum. Her şeyden önce tabii ki de e, bambaşka sıkıntılarla mücadelelerimiz var. Siz yüreğinizdekine odaklanın uyan sizin olsun. Uyumayan evrenin neyse halimiz o çıksın. Falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi sizinle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Maşallah. Yüreğimizdeki sıkıntıları bir bölmüşüz ki, bir bölmüşüz ki. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüklerimi aktarayım. Bir yüz var görüyorsunuz. Aranızda bir yalan der gibi. Burada iki küçük insanın dışarıdan izleyen insanın bir 8 rakamı o şu 8 rakamı sonsuzluk ifadesi diye de değerlendirilebilir ama şunu söylemek isterim. Hayatınızda ya ortaklığı ya ikili ilişkilerinizde ya da sonsuza dek bunu yapacağım dediğiniz bir bağla alakalı bir konuşma bir bitiriş söz konusu. Şimdi burada içinizde bitirmişsinizdir. Gönlünüzde aklınızda bitirirsiniz. Şimdi bu ayna kısmına geldiğimde de zaten bir hesaplaşma olarak vermiş. Tarafların e, gerçekten birbirleriyle karşılıklı durduğu ve de arkadaşlar çok canım tarot açmak istedi. Ne diyorsunuz? Şuradaki insan niye orada duruyor acaba dedim. Keşke tarot açsam dedim. E, bunu bir tarotla devam edelim. Olur mu? Öyle bir içimden esti. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, her şeyden önce gerçekten e, bir taraf var burada. Bu taraf arasında bir Kırmızı çizgi çizilmiş gibi. Yani hatlar belli. Sen istesen de istemesen de şunu şöyle yapacağım e, diyor aslında bana e, buradaki görsel. Şöyle bir kartları da karacağım arkadaşlar. Bakalım neler var burada. Neden bu insan böyle kenarda duruyor? Neyin hattı çizilmiş? Merak ettim açıkçası. Şöyle şuradaki görsel için e, diyorum. Karşınızdaki insan oldukça parayla alakalı sıkıntı da zaten. Tam tepesinde iki tane insan var ki bu bir insan sizin buradaki gidişinizi Motor sikleti binip de gidesiniz var gibi arkadaşlar evet sıkıntı yaşadığınız sıkıntılık yaşadığınız bir konuda alıp başınızı gitmek istiyor gibi çıkmışsınız arkadaşlar. Şimdi arkanızdan bakan insanın niyetini merak ettim. İki e, kart birden çıktı. Maddiyatla alakalı verdiğiniz bir mücadele var. E, bununla ilgili bolluk bende mi diyordu da size baskı mı uyguluyordu da aldınız başınızda gittiniz. Hep bana hep bana diyen bir insandan bahsediyor. Maddi mücadelesini veriyor ama siz burada giderken arkanızdan bakıyor. Tam önünüzde birisi kırmış sanki bu motorun önünde bir bu bir arabaysa da. Durmuş böyle durdurmuş sizi. Arkadaşlar birileri durduruyor sizi. Neden durduruyor? Gitme diyor git ve gel anlaşabiliriz diyor. Yani aslında sizin kafanızda hep bana dediği için o insan ee, bir dakika ya ne oluyoruz? Ben de burada enayi miyim Allah'ını seversen deyip kendinizce bir yol çizmeye başlamışsınız ve bu yolda da tabii ki de haksızlığa uğradığınız daha şeker. Kendinizin e, arabasını, kendinizin kararlarını, kendinizin şartlarını almış, ilerliyorsunuz ve çat diye bir insan önünüzde duruyor ki kartta dedi ki anlaşmaya çalışacak seninle dedi bir teklifi var. Şimdi teklifi var ama bildiğiniz burada e, yılan gözleri çıkmış. Yani e, siz bir dağılıyorsunuz o insandan teklif gelince. Bir dakika ya diyorsunuz. Yani vah benim iyi niyetlim. Siz bir şans veresiniz var ama o şansı verdiğinizde başınıza neler geliyor ki başınıza gelen şey sonrasında bugünümüze geldiğimde yine aynı bir e, şey hali var arkadaşlar. E, şöyle gökkuşağı açıyor. Ama sizin gök kuşağınıza bir yılan bakıyor arkadaşlar. Siz bu gelen kişiden gelen e, dur bir dakika dediğinde sizin böyle bir içinizin rahatlaması dağılmıştınız. Şöyle dağılmışsınız. Mesela e, bir şöyle örnek vereyim. Bir eşyalarınızı borçaya aldınız ve aldığınız arabaya gidiyorsunuz. O kişi bir dakika dur biz seninle anlaşabiliriz dediğinde o anlaşılabilir olduğunuz konuya inanmış e, ve de net bir şekilde ee, şey yapıyorsunuz. Tamam madem öyle ben ee, bohçamı açayım. Hani toplamıştım eşyalarımı ama dağılayım. Hani açayım. Ee, bir inanmışlık var yani. Joker kartı çıktı. Sen bu insanı tanıyorsun. Tanıdığın bir insanla sıfıra yani başa saracaksınız. Ama tanıdığın için ee, neye kersen onu biçebilirsin. Yani adamın ya da kadının oradaki karşındaki insanın huyu suyu belli. Sen de o da aynı şeyleri yaparsanız aynı hataları yaparsınız sizin. Senin de kendinle ilgili, onun da kendisiyle ilgili yeni bir sayfaya ihtiyacınız var diyor ki burada kem kem bakan yılanlar burada devreye giriyor zaten. Siz bir şeyleri toparlayacaksınız ve toparlamak için çok mücadele ediyorsunuz. Ama bakın çok net ya ben tarotu hissettiğim için de açmak istedim. Siz yeni bir sayfa açmaya karar vereceksiniz. Ama burada var olan gelişmeler Olumsuz diyemem. Gayet net olumlu gelişmeleriniz var. Ama bir amanız olacak arkadaşlar. Yani bu ama da şöyle. E, şu yılanlar yüzünden. Bu yılanlar kimler? E, sizin becerinizi kıskanan, hayranlık duyan insanlar. Yani aslında yerinizde olmak isteyen. Derim ya ben konuşuluyor. ama bırakın. Demek ki yerinizde olmak istiyorlar diye. Aynı şekilde burada aynı yüz var. Burada da yılan gözü çıkmış zaten. Şimdi bugününüzde siz ee, belki bir şeyleri toparlamaya çalıştınız bir kat daha seçeceğim bugünle alakalı duruşunuzla ilgili yerinizi korumaya çalışıyorsunuz bakın net siz bugünle ilgili ben sahip olduklarımı kazandıklarımı maddi manevi gücümü korumaya çalışıyorum ve bunu yapmak için bunu yapmak zorundayım neyi yapmak zorundasın şunu sen e, bugün etekteki taşların döküleceği ve kesinlikle geleceğe kendi hayatını kurmaya çalışırken e, kesinlikle arkadaşlar o yılan yüzlü, gözlü, sözlü insanların da açık açık sizin yüzünüze bu 10 güne olur. Olmadıysa geçen hafta olmadıysa bu hafta olur arkadaşlar. Bugün ne çarşamba yani sanki pazartesi günü olmuş geçen hafta çarşamba olmuş ya da bu cuma olacak kadar yakın bir vade veriyor. Hani maksimum pazartesi günü olsun. Bir etekteki taşların dökülme durumu var. İki, siz alıp net gideceksiniz. Bakın, gücünüz. Sırtınıza binmiş insanı görüyor musunuz? Silik, emin değil, küçük, güçsüz. Emin, yani sizin kadar kudreti yok. Gidiyorsunuz ama savrulur. Siz o yolda ilerlerseniz ama o arkada savrulur. Şimdi ve bir evrağın da netleştiği yani aslında bittiğinde söyleyebiliriz burada. Demem o ki az önce gördüğüm bugün nasıl yaparım dediğiniz konuyla ilgili haksızlığa uğradınız ve durduruldunuz bakın durdurulmuşsunuz. Aynı konu tekrardan gündeme gelir çünkü yılanların yılan gözlü dediğim art niyetli dediğim insanların artık sizinle etekteki taşları döküyor oluşu çıkacak. Şimdi gidiyoruz ama nereye doğru olduğunu bilmiyorum. Güneş mi çıkar, ay mı çıkar, acaba karanlık mıdır? Hiç belli değil ama burada hislerini kullan hislerini kullan. Sana özellikle işte yılan dediğimiz o sivri dilli insanların laflarından dolayı sen önünü kestiremezsin. Ama artık huzur istiyorsun. Mücadelenin sonuna gelmiş olmak istiyorsun. Nitekim bunun için madem ben gidiyorum geliyorsan gel der gibi arkanızdaki insanı da çekiyor durumdasınız. Şimdi maddiyatla alakalı olduğunu düşündüm. ya da tamamen hayatınızın çok e, bugüne kadar ki hani sizi sıkan, sizi daraltmış, o şeye ne olsun o? Ee, sıkıntı ettiğiniz o tıkanıklığa. Arkadaşlar diyeceksiniz ki e ben ne yapacağım şimdi? Diyor ki sen zaten bir haftaya bazı yüzleşmeleri yaşayacaksın. Alacağın kararlar var. Dimdik gideceksin. Karşında ki insanın arkandan geleceği ama senin kadar kudretli olmayacağı bir huzur istiyor oluşun. O yüzden kafanı dinleyecek oluşun. Haziran, Temmuz artık diyorsun ki yetti. Ben geçmişimdeki bu tıkanık Gördüğüm o e, sıkıntıyı aşmak istiyorum. Çok dua eder haldesiniz ve korunaklısınız da. Aslında hani bir şey olmuyorsa hayrına oluyor. Oluyorsa da hayrına olacak diyor. Arkadaşlar tamamen e, bir insanı geride bırakır bırakır. Hani bana kalsa Ağustos itibariyle siz e, net yeni sayfanızda ilerlersiniz. Temmuz çok huzurlu ve hani artık kurtulmak istiyorum. Ne olur dualarıyla. Rutinde kalmış, kaderci yaklaşıyor. Kabul etmiş. Hani ben kabul ediyorum diyorsunuz işte. Şeyi kabul ediyorum. Bana bunu ne diyelim ona yani e, gerçekten olanlar olması gerektiği gibi de Kabul ediyorum. Sıkıntılarımı çektim. Artık e, refaha ermek istiyorum. Kabul ediyorum. Böyle kaderciliği var. Haziranda ise zaten oraya erebilmeniz için o yapacağınız mücadelede yansımış. Şimdi şöyle ben bir gördüklerimi tabak bakalım neler diyor. Ezelden getirdiğin büyük sıkıntılarının sonuna gelmişsin. Temmuz'daki huzurun senin artık cepte, bolla konuşulacaksın. Nazar da eksik olsun arkadaş bir falda diyor bazen arkadaşlar. Çok haklısınız. Şimdi konuşulmalar olsa tamam ama burada nazar da var söyleyeyim. Çapa atılmış zaten ama hedef ileriye. Yani aslında gelecekle ilgili planı olan bir S harfindeki kişinin çapayı geleceğe doğru fırlatması çıkmış. Şimdi aşk hayatınızda kesinlikle iki kişinin konuşması var. Ters duran bir orak bu da size sıkıntı yaratan insanlardan kurtulmuşlukla artık rahata ermenin ve gerçekten çatı altında konuşma. Ben şöyle bir kart seçelim bakalım. Bu evlilikte, bu ilişkide hayatınızda kimse de olmayabilir ama bir çatı çıkmış artık evlilik istiyorum, ciddi bir ilişki istiyorum. E Burada bir e, ters orak var. Birileri zamanında sizin evliliğinizde etken olmuşlar ama e, sonrası oldukça geride bıraktığınız görünüyor. Tılsım Kraliçesi sen Başak Burcu olabilirsin, Boğa Burcu olabilirsin, Oğlak Burcu olabilirsin. Keza e, yükselenin bunlar olabilir bu burçları temsil edecek yapıya sahipsindir. Ama inatçısındır ama çok maddiyatta emektarsındır, güven istersindir gibi özelliklerinde baskın olabilir. Bu kadın ve bu adam, orada bir adam da var. Bu özelliklerdeki bir kadınla sevgili erkek dinleyici arkadaşlarım. Sizin hayatınıza bir kadın girer ve bu kadın da bu dominantlıktadır. Bu güveni arayışındadır. Siz mutlusunuzdur ve insanlar sizin dedikodunuzu yapar. Ben burada kesinlikle kadına bağlı e, gidecek süre süre giden bir ilişki durumunuzun insanlar tarafından çok konuşulduğunu söyleyebilirim. Yani dedikodu tarafı da olacak bu işin. O yüzden dedikodu kısmını boş veriyoruz. İki kardeşin adeta hata yapan birinin bu ailede e, küçülmüş, baba annemi küçültmüş, abi mı küçültmüş, teyze annemi küçültmüş. Anneniz mi yapmış bunu? Artık Hani kimse neyse sizin hayatınızdaki bu durum sizden taraf birilerinin ama kesinlikle ee hani gözünde küçültmüş, meseleyi küçültmüş. Zarar vermez. Zarar vermez arkadaşlar. Buradaki yani benim burada gördüğüm insanın sizin hayatınızda zarar etkisi olmayacağından eminim öyle diyeyim. O yüzden sizde ailedeki olaylarınızla alakalı elbette ki kaygılanıyorsanız da içinizi rahat tutabilirsiniz arkadaşlar. Evet içinizi rahat tutabilirsiniz. Peki bu kadar insanın hanenizin tam ortasında gelip sizin açıklamanıza bakıp da çok sevinmesine ne diyorsunuz? Ters bir A görüyorum. A'nın yanında bir çengelli iğne. Bir şeyleri unutmamış. Bir şeyleri sürekli birilerine iliştiren, ileştiren böyle hani böyle şey çok da iyi özellikleri sahip olmayan ya da A harfi var. Ve bu A harfi de net bir şekilde e, net bir şekilde şey var arkadaşlar burada. Ters. Ters duruyor. Ayuka çıkmış. Sülaleden men edilmiş. Aman atma ziya. Böyle bir durum var yani. Ve siz bu kişiden sonra anladığım kadarıyla bu insan sizin aile fertlerinizi bir şeyler açıklayacak. Açıklandıktan sonra da e, şey hali var çünkü. Siz bir şey anlatıyorsunuz. Bütün herkes de sizi izliyor, dinliyor. Herkes sizi takdir ediyor. Yani siz birileriyle kıyaslandıysanız diğer arkadaş çuvallamış anladığım kadarıyla. Hani böyle kıyaslanarak takdir almanız doğru olmayabilir elbette ki sizin yaptığınız e, iyiliğin karşılığı kıyaslanmak olmamalı tabii ki de ama sanki burada ya sizin iyi niyetiniz mi ortaya çıkacak ya siz ailece bir konuda o kişiden hani kurtuldunuz mu olacak bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum ama orada biri var. Sülale kardeşler, kuzenler olabilir. Aileye kötülük yapan biri olabilir. Onunla aynı kefede olmadığınız ortaya dökülüyor. Ve siz çok rahatlıyorsunuz. insanlar sizi takdir ediyor gibi çıkmış. Nazar ve konuşulma enerjisi. Felak nasıl inşira. Adaçayı tütsüleyin. Tek tavsiyem arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Güzel bir ay olsun enerjisini bir dolunay vardı biliyorsunuz dördünden onuna kadar etkili olan. Yani ben artık böyle yani az kaldı, ha gayret bitiyor <laughs> diye böyle negatif bütün enerjileri kendi üzerinden ve çevremdeki insanların üzerinden de atmaya çalıştığımdan bu falada öyle niyetlendim açıkçası. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki de herkesin derdi birbirinden bambaşka ama. Şunu unutmayalım. İlahi adalet evrende ve işliyor arkadaşlar. Yani sana bu yapılan kötülüğün hiçbir kimsenin yanına kar kalmayacağından emin olman lazım. Yani hani ona beddua ederek dilini alıştırıyorsun. Ee, bir arkadaşımız öyle güzel yorum yazmış ki bir büyüğüm. Ee, ben ilenmiyorum artık diye. Bakın çünkü evrene gönderdiğiniz o ağzınızdan çıkan kelimeler var ya. İnanın. Ya da hiç denediniz mi bilmiyorum. biraz astroloji ile de ilgileniyor ve eğitim alıyor olmamla alakalı böyle bakıyor olmam ama ee, ağzından çıkarttığın kelimeleri bazen gün geliyor ve yaşarken buluyorsun kendini. Ben bunu demiştim diyorsun ya. Yani aslında hayatta e, bazı şeyler böyle önümüze düşeceğinden lütfen kendinize bu kötülüğü yapmayın isterim, tavsiye ederim. Benim büyüğümsünüz. Ben benim Nacizanes yapabileceğimiz sadece şey tavsiye etmek olabilir yani burada. Herkesin hayatı, sınavları bambaşka elbette ki. O yüzden arkadaşlar, ilahi adalete teslim edin. Evrene gönderin. Ben onunla hesaplaşmamı kapattım. E, sen ne yapacağını biliyorsun ey Rabbim. Yani bu. Ve de bugün umutsuzsun yarınlara karşı böyle bir eyvah ...beni nasıl hep kötüsü bulur zaten iyi ama sen yine öyle düşünceyle de çekiyorsun yine olumsuzu. O yüzden Umudunuzu yitirmeyin yarınlarla alakalı arkadaşlar. Güzel söylediğim her şey sizin olsun. Lütfen bir kapının kapandıysa diğerinin açılacağına inancınız tam olsun. Umutsuz kalmayın ve bedduadan uzak durarak evrene pozitif enerjimizi gönderiyoruz arkadaşlar. Başka türlü hayat mücadelesinde gerçekten çok bir tab düşeriz. Ben böyle düşünüyorum. Umarım size de fayda sağlıyorumdur. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın arkadaşlar ve hepiniz hoşçakalın.